arkadaşlar. 55-46 traktörün videolarını önceden atmıştım. Şimdi fark ederseniz şu tarafın, yani sol tarafın sağ tarafa göre boyası daha canlı duruyor. Bu neden önceden traktörde kabin vardı. Şimdi kabini aldık. Tente koyduk. Ama sahibi Gökhan eniştem boyasını beğenmedi. Yeni baştan traktörü boyayacak. Yani bütün aksamlarını boyayacak. Gövdeyi de boyayacaksın değil mi enişte? Evet boyayacağım. Traktör yeniden boyanacak. Tekerleri alındı. Şimdi onları göstereceğim size. Tekerler değişecek. Bulabilirsek fiyatın orijinal ağırlıklarından bulacağız. Ağırlık alacağız. Kaportada düzeltilecek birkaç bölgeler var. Buralar düzelecek. Sonra tente boyanacak. Enişte kaç parça bu traktörün kaportası? Kaporta 2 çamurluk, 1 kabut, bir de direksiyon konsolla beraber 4 parça. Kabin 5, kabinle beraber, tenteyle beraber 5 parça. Tenteyle beraber 5 parça. Kalıp olarak 5 parça. Şimdi biz tenteyi sökmeye başladık. Vidalarını aldık. Son vidadayız. Eniştem kendisi usta. Boş durdukça traktöre bir şeyler yapıyor. Mesela orta kol için. Şuna çok pratik. Yapmış. Emniyet kemeri kumandasını koymuş buraya. Tekerle olmuyor da. Enişte bir açsana ya, ben tekerle açamadım. Şu şekil basıyorsunuz. Alıyorsunuz ve bu şekil. Bu çok kadar. Bildiğiniz pratik. Emniyet kemerinin merkezi. Aynen. Koltuk da sallanıyor, onu da. Koltuk değişecek artık. Yani traktör neredeyse %90 değişecek. Sadece motoru kalacak traktörün. Evet, motor aksamı ellenmeyecek. Bir de hidrolik direksiyon takıldı sonradan, o duracak. Diğer her şeyi... O da değişmeyecek. Sadece kaporta aksamında oynamadım. Motor aksamında herhangi bir işlem görev olmayacak. Olmayacak. Yani sıfırdan bir 55-46 olacak. Egzozda zaten bir sıkıntı vardı. Eniştem onu yaptı. Traktör bu. Size şimdi... Tekerleri Özkay'dı değil mi enişte? Özkay. Kaç bin almıştın tekerleri? Dördünü, ön arka? 4500 TL. Gidelim şimdi tekerlere bakalım. Evet, tekerler bunlar. Özkan'ın. 2 ön, 2 arka. Ölçülerini söyleyeceğim size. 14, 9, 28. Ön tekerlere bakalım. Ön tekerlerde 6, 50, 16. Ama traktör inanılmaz değişecek. Rahat inip binmek için. Özellikle Nehir Hanım için olacak bu iş. Çocuklar için olacak bu iş. Üzerine basamak orada mı? Şunu mu üzerine montlayacağım? Şunu, bunun var. Bunu yapmayacağım. Buna aynı böyle bir parçamız daha var. Bunu bu şekilde buraya sabitleyeceğim. Aynı bu demir parçasını basamak yapacağım buraya. Basamakla beraber traktöre rahat inip binme ve çocuklar için. Özellikle Nehir Hanım için yapacağım bunu. Rahat inip binmek için yani. Bunu bu şekilde artık yavaş yavaş sökme işlemlerine başlayacağız. Buralar olsun. Boyanacak mı enişte? Komple boyanacak. Hep boyanacak. Her taraf boyanacak. Ama en son boya ilk önce elektrik aksamı. Kim boyayacak enişte bunu? Valla 2-3 tane gönüllü var, bakacağız artık. Yani Sabri abim de olabilir, Orhan da olabilir. Yani o anki kim müsaitse ona boyatacağız yani. Arkadaşlar Orhan 640 var bir tane videosu benim kanalda. Yeni boyanmış o arkadaş. Daha genç ama eli yakışıyor böyle işlere. Şu çamurluklar falan değişecek ha buralar. Plastikler. Buralar tamir olacak. Bunlar değişecek. Şuralar gidecek. Boyada bir... Plakalık değişecek. Plakalık alınacak. Plakalığı geri alacağım. Tam bu kodla sıfır yapacağım. Plakaların yazılarını değiştireceğim. Önlü arkalı yapacağım plakayı. Önde plaka olmayacak traktörde. Buradan şey yaptığım zaman hem arkadan okunacak hem yandan. Yalnız bu plaka düzeltecek ve plakalık boyunda olacak plakalık. Büyüttüm yani böyle ezilme büzülme hiçbir şekilde bir şey olmayacak yani. Biraz büyüteceğim çapını alttan üstten. Bir de ışık takacağım. Gece gözükecek. Anladım. 10 numara olacak. Sıralama yavaş yavaş sıralamayla yapacağız işte. Kafam yani neresi canlı ne şekilde istiyorsa ona göre yapacağım. Şimdi biz tenteyi alalım. Kendime göre dizayn edeceğim yani traktörü. Evet, şimdi tenteyi aldık. Nasıl aldık diye... İstersen boyalım kaldırıp bir daha atalım. Nasıl aldık diye sorarsanız da eniştem bir taraftan kaldırdı. Direkt çimene attı gitti. Hiçbir şey olmadı.
Yani ben bu traktörü şimdi kabinine alıştığım için şimdi çok tuhaf geliyor gözüme. Kabin iki parçaya ayrılacak. Üst beyaz sökülecek. Bu brandanın yenisini yaptıracağım. Kalın, kaliteli malzemeden bu brandanın yenisini yaptıracağım. Şuralara iş boyan bittikten sonra şu tam merkezlemelere iki tane takoz lamba takacağım. Arkadan kırmızı gözükecek, önden sarı gözükecek. Şuraya tam orta merkeze. Ha şöyle şeyler parklara var. Parklara bağlanacak. Uzaktılı, anladım. Parklar yanınca yanacak. Teferruat çok. Elektrik tesisatı da evet, eniştemle Okan abiye ait. Evet, kaportanın üstten görüntüsü arkadaşlar. Bayağı bir çizik, yanık, güneş yanığı. Görüyorsunuz. Kaporta buradan çamurlukları. Yani orijinal kabin olmadığı için kabin oturtururken önceden bayağı bir darbe almış çamurluklar. Yanda şuralarda kabin olduğu için önceden şöyle bir koruma vardı. Onları çizmiş oralar. Aşağıdan bükülmeler var. Şimdi kaporta yeni baştan düzeltilecek. Evet arkadaşlar, traktörün ikinci günü. Şimdi elektrik aksamını sökmeye başladık. Arkadaşlar 55-46 sinyal ve park lambalarını ve diğer lambaları komple sökeceğiz. Bunların sökmesi basit, zor bir işlemi yok. Ön cam ve vida aksamıyla hiçbir şekilde uğraşmıyorsunuz. Kenardan tornavida ile bastırdığımız zaman kendinden çıkıyor, kendinden yaylıdır. Gir şey yaptığı zaman oturur. Sonradan rahatken alabilir. Soketinden alabiliyorsunuz. Sökme işlemi bu kadar. Egzoz buraya geliyor arkadaşlar, görüyorsunuz boyayı mahvetmiş. Enişte egzozda hala kaçak var herhalde. Egzozda kaçak var, yeri belli. Şu dibden kaçırıyor, şu ekten. Bunu söktüğümüz zaman bunun altına sıvı conta yapacağım. Sıvı contayla doldurduktan sonra sıkacağım. Benim diğer traktörde de vardı o. Sıvı contayla doldurup sıktığım zaman kesti olayı. Daha da soğukta sıcakta hiçbir şekilde etkilenmedi ve kesti, tamamen şey yapmıştı. Çünkü elledim şu an elime. Aynen. Bu şey şeyden geldi. Dolayı şu manifold şu şeyden açıktan atıyor. Onu şey yapacağız. Sıvı contayla doldurup tekrar oturtup sıkacağız. Şimdi ön lambaları alıyoruz. Abi onu da yerine alalım. Alalım. Abi tanesi yere düştü. Şey tamam oğlum, şey dur. Motorda var, motorda kilo. Alalım.
Burada. Evet. Şimdi şu panjuru mu alacağız enişte? Lambanın olduğu panjuru. Lambayı aldım. Bak şurada şimdi bir eğim var. Bak şurada şeylik var. Haliyle bak geliyor burada. Bu gampurluk işte bu darbeden dolayı olmuş. Şimdi bunu düzelteceğiz. Şu merkezleyeceğiz burayı. Panjur aynı alttaki gibi dümdüz olacak. Şu eziklikten dolayı buralar kırılmış. Şu da kırık. Şunların ikisini çerçeve. Yani bu farın, ön farın bağlantı olduğu çerçeve bu. Bu çerçevelerde şuradaki hasarları işte şu ikisini de o yüzden değişesim var bunları. Bayağı darbe almış. Lambalar buna mont oluyor. Bu da buna mont oluyor. Bir yamukluk var mı bunda enişte? Bunda yamukluk yok. Bu sağlam. Bunu aynen belki kullanabiliriz ama öbürünü alacağım. Öndeki o yara yerine böyle düzeltiyorum. Parça parça sökülüyor. Ele beşik altı. Kenan bütün pisliği dökmedik. İlk çamurluğu çıkardık. Çerçeği yok, çerçeği. Evet şimdi ikinci çamurluğu da söktük. Alacağız şimdi. Bu vidalar bir tanesi önüne koyalım. Tamam gelmiyor ama. Evet. Bu çamurlu bir işlem yapacağız küçük. Alt tarafını biraz sıkma yapacağız. Bir tanesi çıkmadı onu mefta. Şu an traktörümüzün son hali bu. Yamuk koltuğuyla beraber. İnşallah bu koltuk değişecek, böyle kalmayacak. Çamurluk. Şöyle göstereyim size. Alo. Şuraya koydum ikisini de kenara. Kaç model? 87. 7. 80'in ve daha anca söküyoruz. 87 yılından beri ilk defa. Daha şıvı almış şeyler, takozlar. Hiç ilk defa olmadı bu. Ya biz 2005 yılından beri bunu kullanıp daha bir kere arızası yok. O zaman yük vurduğun zaman da kendini belli ediyor yani. Yaklaşık akü yok. 15 yıldır bizde bu traktör. Hiçbir arızası. Piston aşağı. Yok. Bunda Timoson motor var zaten bu modelinde. Hazır. Fiyatın. Açmış ya konu değil. Motorun da fotoğrafını çekeyim size. Gövdesindeki o Timoson ablemini. O şey var, iyice yakıt tankeri var. Bak görüyor musun? Aynen ha. Timoson.
Bu modellerinde var. Bundan sonraki modellerinde 88 ve bildiğimiz Tumoson. Tumoson motoru yok. Normal Türk Fiat motoru var. Evet, traktörümüzün son hali. Sadece o direksiyon tarafındaki kaporta kaldı. 4 parçanın sadece bir tanesi kaldı. Üçünü aldık. Çamurlukları orada. Gıda orada.